Şimdi olayı şöyle anlatalım. İki tane paralel doğrumuz var. Onu kesen bir tane açımız var. Önce yöndeş açıları bir tanıyalım. Şimdi yöndeş açıyı gösterebilmek adına şöyle bir şey gösteriyorum bakın şimdi. Şöyle bir doğrumuz olsun ve biz bunu alın arkadaşlar şöyle bir önce taşıyalım. Diyorum ki bunu aldım. Mesela bakın şöyle ilerlettim. Yukarıya bir yere taşıyalım mesela şunu bakın. Bakın ne oldu? Açının görüntüsü sadece yer değiştirdi. Bakın dikkat edin. Şurada gördüğünüz açıyla bakın burada gördüğünüz açı ikisi de aynı yöne baktıkları için biz bu açılara yöndeş açılar diyoruz. Aynen öyle. Şimdi bakın bunu biz iki paralel doğrunun bir kesenle yaptığı açıyı gösterebilmek için şöyle yapıyoruz. Şuradaki açı aslında aşağıdakinin yukarıya doğru taşınmış halidir. Ben eğer bu açıya A'dır desem buraya X'tir desem yöndeş açıyı tanımlayacak olursam yöndeş açılar bakın buradaki A ile X yöndeş açılardır. Yöndeş açıların ölçüleri birbirine eşittir. O zaman A açısı eşittir X açısıdır diyoruz. Şimdi mesela bakın başka yöndeş nasıl açımız var? Örnek veriyorum şuraya bir tane B açısı koysam. Şuraya da bir tane arkadaşlar Y açısı koysam. Bakın dikkat edin. Y aslında yukarıya taşınmış ve B olmuş. Yani B de bu tarafa bakıyor. Y de bu tarafa bakıyor bakın dikkat ederseniz. O zaman B açısı aslında Y açısına eşittir. Çünkü zaten yöndeş açılardır. Bakın şimdi mesela şuradaki açıya C açısı diyelim. Eğer bu açı C açısıysa şuraya da Z açısı demiş olsam. Bakın C bu tarafa bakıyor, Z de bu tarafa bakıyor. O zaman C açısı Z açısıyla aynı yöne bakıyor. O zaman C açısı eşittir, Z açısıdır diyorum. Benzer şekilde arkadaşlar. Şöyle bir şey yapabilirim. Şuraya bir D açısı yazsam ben. O zaman şuradaki açım da arkadaşlar aynı yöne bakıyor. Buraya da arkadaşlar T açısı desem. O zaman D açısı ile de T açısı birbirine eşittir. Ve bu ikisi de yine yöndeş açılardır diyoruz. Şimdi bak şimdi ters açıdan bahsediyoruz. Şöyle bir şey var. Bakın şuradaki açıyla buradaki açı birbirinin aynısı değil midir? Sonra çapraz duruyorlar. Bu açıların ölçüleri aynıdır. O zaman ben bu açılara diyorum ki arkadaşlar ters açılar. Şimdi ekranda ters açılara bakarsak bunların ölçüleri eşit olduğunu söyledik. Neler ters? Bakıyorum A ile C. Mesela B ile D. Mesela X ile Z. Mesela Y ile T nasıl açılarmış? Ters açılarmış arkadaşlar. İç ters açı diye bir kavram var. İç ters açı nasıl oluyor? Hemen bundan da bir bahsedelim. İç ters açılar. Onu da şuraya yazayım. İç ters açılar. Onu düşürsün. Hemen düzeltelim orayı. İç ters açılar arkadaşlar. İç ters açılar. Şimdi iç ters açı şöyle bir şey. Bakın. Şöyle bir panelimiz var. Bunun bittiği yerden böyle bir şey yapıyorum. Ve bir tane de böyle yapıyorum bakın. Şimdi ne oldu? Şuradaki açı aslında ne olmuş? Yön değiştirmiş. Bak buradakiyle aynı. Aslında çapraz yön değiştiriyor gibi düşünebilirsiniz. Yani şunu yukarıda gördüğünüz arkadaşlar şu şeklin aslında taşınıp aşağı getirilmesiyle aynı şey. Takla attırılıp şöyle yapılmış ve şurasıyla burası aynı olmuş bakın dikkat ederseniz. Şimdi burada da o zaman bu açının ölçüsüyle bu açının ölçüsü aynı. Veya bunu şöyle görürsünüz bazen. Mesela şöyle yaparlar. Sonra burada kaldığı yere devam eder. Şöyle yaparlar. Ve şöyle yaparlar. Yani bir Z harfi oluşur. Bakın şuradaki açının ölçüsüyle hemen onu düzeltiyorum. Şuradaki açının ölçüsüyle şuradaki açının ölçüsü aynıdır. Ama bakın dikkat etmeniz gereken bir şey var burada. Bununla paralel olmak zorunda. Mesela bunu şöyle de görebilirsiniz arkadaşlar. Böyle duruyor ya bak böyle bir tane böyle, bir tane böyle olduğunu düşünün. Mesela burada da arkadaşlar yine bu açıyla bu açı arkadaşlar Z harfi oluştuğu için Z harfinin orasındaki açılara biz iç ters açılar diyoruz. Şimdi ekranda iç ters açılar nereler? Bakıyorum arkadaşlar iç ters açılar. Bir tanesini söylüyorum hemen. C ile X bakın gördünüz mü? C açısı X açısına eşittir. Aynı şekilde D ile arkadaşlar Y açısı yine iç ters açıdır diyoruz. Sorularımızda Z'yi ille de böyle normal Z olarak görmek zorunda değiliz. Mesela bu şekilde değil de Z'yi biz bu şekilde de görebiliriz arkadaşlar.
Şuradaki açıyla bakın, buradaki açının ölçüsü yine aynı olacaktır ve ile eşdeğer olacaktır. İle de z'yi o şekilde görmek zorunda değiliz. Bir de dış ters açı diye bir kavram var. Bunlar neler? Mesela bakın, orada b ile t'nin ölçüsü aynıdır ve dış ters açılar birleşiktir. A ile z, bakın arkadaşlar, yine dış ters açıdır. Şimdi bir de karşı durumlu açı diye bir şey var. Şimdi şurayı bir temizleyelim arkadaşlar isterseniz. Şurayla işimiz olmasın. Karşı durumlu açı. Şimdi karşı durumlu açı, bazı hocalar bunu karşı durumlu açı, bazı hocalar bunu C harfi veya işte arkadaşlar bazıları U harfi falan diye gösterirler. Yani aslında karşımıza şöyle bir şey çıkıyorsa, böyle U, böyle hani C gibi düşünüyor. Veya bakın mesela şöyle U gibi bir şey çıkıyorsa, işte veya aşağı doğru şöyle şöyle şöyle, ama bakın burada bir koşul var. Bu buna paralel. Aynı şekilde bu buna paralel. Bu buna paralelse eğer, karşı durum açının mantığı şudur. Şuradaki açıyla buradaki açının toplamı 180'dir. Siz buraya A açısı, buraya B açısı derseniz A ile B'nin toplamı 180'dir. Buraya A dediğinizi düşünün, buraya B dediğinizi düşünün. Yine A ile B'nin toplamı 180'dir. Buraya X deyin, buraya Y deyin, yine toplamı 180'dir. Şimdi burada baktığımızda, bakın şu sarı bölgeye baktığımızda o U harfi ya da C harfi dediğimiz o karşı durum açılarımız var. Oradaki X açısıyla arkadaşlar D açısının toplamı 180'dir. Aynısı diğer taraftan baktığınızda arkadaşlar Y açısıyla C açısının toplamı da arkadaşlar 180 olmak zorundadır diye düşünüyoruz. Şöyle kurallarımız da var. Mesela düşünün şimdi. Elimizde şöyle bir şekil meydana gelecek. Bakın böyle, böyle, böyle. Buna bu doğru, buna paralel. Buna D doğrusu, buna K doğrusu diyelim. D paralel K'dır dersek eğer bu doğrularımız paralelse, bakın paralelse. Şimdi şöyle bir kuralımız var. Buna kalem ucu derler bazı hocalar. İşte bazı hocalar böyle roket derler. Bu olay şudur. Roketle kural şu. Yani kalem ucunda bunun toplamı daima 180 değil, 360'tır. Evet. 360 derecedir. Üçünün toplamı. Ben buna A açısı, buna B açısı, buna C açısı dersem A'nın, B'nin ve C'nin toplamı arkadaşlar 360 derecedir. Ama bir kural ezberlemenin çok bir anlamı yok. Burada aslında tek bir tüyo var. Şimdi onu yazacağım. Buradaki olay şu. Bu cümleyi tekrarlıyorum. Paralel olan iki doğruya sivri uçtan yeni bir paralel çiz. İşin özünde kullanacağımız şey bu. Şimdi bakın bir tane soru yazacağım. Yukarıdaki kuralı uygulamadan ne kadar kolay yaptığımı göstereceğim şimdi size, bakın arkadaşlar. Bak, bu buna paralel değil mi? Mesela buraya diyorum ki 120, buraya diyorum ki arkadaşlar 150 ve şuradaki açı kaç derecedir diyorum. Şimdi sizden bunu çözmek için şöyle bir yöntemden yararlanmanızı isteyeceğim. İki tane paralel doğrumuz var, bakın dikkatli bakın. İki paralel doğruya siz bir tane sivri uçtan yeni bir paralel çizin. O da bakın şudur, dikkat edin. Bakın budur işte. Şimdi ben demin size demiştim ki arkadaşlar C durumlu açıdan bahsedelim. C durumlu ya da U falan demiştik. Burası 120 ise arkadaşlar, o zaman bu 180'e tamamladığı açı olacak. 180'den 120'yi çıkartsanız 60 kalır. 150'ye bakın. 180'den 150 çıkartsanız buraya da arkadaşlar 30 kalır. Siz o zaman şu açının toplamını aradığınız için 60 ile 30'un toplamından dolayı doğru cevaba ne dersiniz? 90 dersiniz. Ya da 120 ile 150'yi toplarsın, 270 yazarsın. 360 olduğu için üçünün toplamı 270'i çıkartırsın, cevaba yine 90 dersin. Bir soru kalıbımız daha var. Paralel iki tane doğrumuz olsun. Mesela doğrularımızdan bir tanesi bu, bir tanesi bu olsun. Ve bu paralel iki tane doğrunun arasında böyle zikzak durumlu açılar yapacağız. Mesela böyle olsun, böyle olsun, böyle olsun ve böyle olsun. Ve bu açıların, bakın şuralarına bakın. Bu tarafa bakan açılara bakın. Bu 1, bu 2 ve bu da 3. Bakın dikkat edin. Bu tarafa bakıyor. Bu da bu tarafa bakıyor. Bu da bu tarafa bakıyor. Bunlara gelin A, B, C diyelim. Sonra diğer tarafa bakan açılara bakın arkadaşlar. Mesela ben şuna eğer X desem. Şuna da Y desem. Bunlar da bakın bu tarafa bakıyor. O zaman arkadaşlar sol tarafa bakan açıların toplamı ile sağ tarafa bakan açıların toplamı arkadaşlar birbirinin aynısı olur ve buna biz zikzak durumlu açılardır deriz arkadaşlar. Ama bakın biz bu tip soruların hepsini paralel olan doğrulara sivri uçtan paraleller atarak çözebiliriz.
Şimdi bakın bir tane soru kalıbından bahsedeceğim şimdi size. Soru kalıbını yazmadan önce bir de M kuralı diye bahsedilen şeyden de bir bahsedelim isterseniz arkadaşlar. O da şöyle bir şey. Bakın şöyle bir tane doğrunuz olsun. Bak şöyle böyle duruyor diyelim. Bak bu da bir zikzak durumu açar. M harfi oluştu gördünüz mü? Bak şuraya eğer A, buraya B derseniz bu tarafa bakanla bu tarafa bakanın toplamı bu tarafa bakana eşit olmak zorunda. Bu soruda da A ile B'nin toplamı direkt X'e eşit olacaktır. Şimdi bir tane soru yazalım. Sorumuz şöyle olsun. Bir tane böyle bir doğrumuz olsun. Buna paralel bir tane daha böyle doğrumuz olsun. Daha sonra şu noktadan aldım. Bunu böyle çektim. Şöyle çektim. Ve böyle yaptım. Şimdi şuralara da açılar yazalım arkadaşlar. Mesela diyelim ki şu açımız 150 derece olsun. Şu açımız 140 derece olsun. Şuradaki açıyla buradaki açı da birbirinin aynısı olsun. Biz bunlara x diyelim. Ama bakın bu D doğrusuyla buradaki K doğrusu D paraleldir. K olsun ve x değerinin ne olduğunu bulmaya çalışalım. İşin pratik yolu burada şudur arkadaşlar. Her zaman dediğimiz şey yapıyorum. Bakın sivri uçtan paralel olan bir şeyiniz varsa o paralel doğrulara siz de paralel atın. Mesela bakın ben bu soruda şöyle bir paralel atacak olsam size arkadaşlar bak. Şöyle bir paralel attım. Diğer paraleli de şöyle atıyorum bakın kendim atıyorum ve yavaş yavaş dolduruyorum. Bak burada bir sürü C durum açımız var. Bunları tek tek yazacağım şimdi bakın. Mesela burası 150 ise şurada kaçıya kaç derece kalır arkadaşlar? Toplamlara 180 olacak da 30 kalır. Burası 140 ise arkadaşlar buraya ne kalır? Toplamlara 180 olacak da o zaman buraya 40 kalır. Biz bu açının tamamını x demişsek o zaman buradaki açımız x eksi 40, buradaki açımız da x eksi 30 olacaktır. Bu ikisinin toplamı x eksi 30 ile x eksi 40'ın toplamı yine 180 olduğu için 2x eşittir 250 çünkü eksi 30 ve eksi 40 diğer tarafa artı olarak geçer. O zaman x değerimizi her tarafı 2'ye bölersek 125 derece olacaktır deriz arkadaşlar. Son bir soru kalıbımızdan daha bahsedelim istiyorum arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var. Mesela bakın şuraya bir tane yapayım. Şöyle, şöyle, şöyle ve şöyle. Mesela bakın şuraya 150 diyelim. Şuraya yine 140 diyelim ve şurada kaçıya x diyelim, x soralım. Yine bu D doğrusu, burası K doğrusu olsun ve biz yine x açısını arayalım. Bakın cümlemiz hep aynı. Hep yapmamız gereken şey aynı arkadaşlar. Şunu yapacağız. Paralel iki doğrumuz varsa sivri bir uç görürsek sivri uçtan o paralel doğrulara yeni bir paralel atacağız. Bakın o paraleli atıyorum arkadaşlar. Attık paralelimizi. Şimdi bakın bundan sonra çocuk oyuncağı. Niye çocuk oyuncağı? Çünkü 140 ise arkadaşlar şurası o C durumlu açı. Yani karşı durum açıdan dolayı toplamı 180 olacağı için 40. 150 ise arkadaşlar şuraya ne yazacağım arkadaşlar? 180 tamamlayacağım için 30. Doğru açı diye bir şey vardı. Hatırlayın bak buranın toplamı tamamen 180 olacaktı. Yani x artı 70, 30 ile 40'ın toplamından 70 eşittir 180 olduğu için buradaki x'e ne yazmalıyım arkadaşlar? 110 derece yazmalıyım. Anlaştık diye düşünüyorum. Şimdi soruya dikkatli baktığınızda bir şey daha fark edeceğim. Bakın şimdi elimle bir tane size Z harfi çiziyorum bak. Gördünüz mü Z'yi? Kırmızıyla. Şimdi bu Z'ye baktığımızda bak şurası eğer 150 ise demin gösterdiğim reklamda bakın buranın da tamamının 150 olması beklenmez mi? O zaman 150'den 40 çıkarsanız direkt buradaki gördüğünüz X yerine ne yazarsınız arkadaşlar? 110 yazabilirsiniz. Şimdi anlattıklarımla arkadaşlar birçok soru çözebileceğini düşünüyorum. Açıp şimdi testimizi çözüyoruz. Herkese iyi çalışmalar. Görüşmek üzere.